DGS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM-AİS DGS tercih sayfası. DGS tercihleri son gün ne zaman? 2018 DGS tercih işlemleri hangi gün saat kaçta bitecek sorusu binlerce öğrencinin gündeminde. ÖSYM-AİS'ye devlet üzerinden giriş ile gerçekleştirilebilecek olan DGS tercihleri, 14 Eylül tarihine kadar devam edecek. Peki ek yerleştirme ne zaman yapılacak? DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2018 DGS tercih işlemleri için son gün ne zaman soruları sıkça merak edilmeye başladı. 2 yıllık lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçmeye hak kazanan öğrenciler DGS tercih işlemlerini 14 Eylül Cuma gününe kadar e-devlet üzerinden yapabilecek. Öte yandan ek yerleştirme işleminin ne zaman yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, DGS tercihleri için son gün ne zaman, ek yerleştirme ne zaman olacak? Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün ve açık öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenlenen DGS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri de başladı. DGS tercihleri, ÖSYM-AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Aday işlemleri sistemine girmek için şifreye sahip olan ya da e-devlet üzerinden giriş ile gerçekleştirilebilecek olan DGS tercihleri, 14 Eylül tarihine kadar devam edecek. DGS tercih işlemi için tıklayınız. DGS tercih kodları, DGS tercihlerinde faydalanacağınız lisans alan kodları ve özel şartlar bilgisine, aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz. En çok katılım yeni MEZUNLARDAN, ÖSYM tarafından 2017 yılında yayımlanan DGS raporlarına göre sınava katılan adayların yaklaşık %50'sinin yeni mezunlar olduğu, %70'e yakın kısmının ise son 3 yılda mezun olan adaylardan oluştuğu bilgisi yer aldı. Aynı rapora göre DGS'ye giren adayların %14'ünün ise henüz mezun olmayanlardan meydana geldiği detayları bilgi olarak verildi. Kaç tercih hakkı var? Sınav sonuçlarının açıklanması ile adaylar tercih işlemi yapacaklar. Adayların sonuç belgelerinde, 2018 DGS puanları, ön lisans başarı puanları yer alacak. Bu bilgiler dışında adaylar sınav sonuç belgesi üzerinden testin sayısal ve sözel bölümlerinde yaptıkları doğru ve yanlış cevap sayılarına da ulaşabilecekler. Adaylar için tercih tarihleri, ÖSYM tarafından belirlenecek. ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapılabilecek. Tercih işlemini yapan adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Adayların tercih için toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. 30 tercih hakkının tamamının adaylar tarafından doldurulma zorunluluğu bulunmuyor. Ek yerleştirme ne zaman yapılacak? DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Bu durumunda adaylar, 2018 DGS ek yerleştirme boş kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde, ek yerleştirmeler dahil, adaydan yerleştirme ücreti, 15 TL, alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.